Safra taşları çeşitlidir. Tek bir çeşit taş yoktur. Kolesterol taşları vardır, bilirubinat taşları vardır, bir de karışık olanlar vardır. Ve bunların meydana geliş şekilleri de birbirinden farklıdır. Eğer ki safra konsantrasyonunda içinde kolesterol miktarı yüksekse kolesterol taşları oluşur. Ve eğer ki kişide bir kan hastalığı var ise o zaman çok fazla kan yıkımı olacaktır ve safra kesesinde bilirubinat taşları oluşacaktır. Bunlar siyah renkli taşlardır diğerinden farklı olarak. Ama en çok kolesterol taşlarını görürüz biz. Fakat bu taşlar oluştuktan sonra yarattıkları şikayetler aslında hemen hemen birbirinin aynıdır. Eğer ki safra taşı 2 milimetreden küçükse o zaman biz buna safra çamuru diyoruz. 2 milimetreden daha büyükse bu safra taşıdır. Ve 2 milimetreden büyük taşlar özellikle safra kesesi boynunu tıkayaraktan sorun yaratır. Kese boynu tıkandığı zaman kese şişer, büyür, boşalamaz ve o zaman delinebilir. İltihaplanır, içindeki mikroplar kana karışır. Şimdi şuradan göstermek istiyorum. Bu safra kesesi. Safra yolu karaciğerden aşağıya iner, doğrudan bağırsağa bağlanır. Ama safra kesesi yandan safra yoluna bağlanır. Eğer ki kese içinde taş oluşursa, taşlar büyüdükçe ilerler ve safra kesesinin boynunu tıkar bu bölgeyi. Eğer ki boynunu geçer, aşağıya düşerse, tam bağırsağın açılma bölgesine gelirse, işte o durumda ana safra kanalı tıkanır. Aynı bölgeye pankreas kanalı da açıldığı için pankreas kanalı da tıkanacaktır. Sonuçta sarılık ortaya çıkar çünkü safra akamaz. Yine aynı zamanda pankreas kanalı tıkandığı için pankreatit olur. Şimdi kanal tıkandığı zaman veya safra kesesinin boynu tıkandığı zaman kişide şiddetli ağrı olur. Sarılık ortaya çıkabilir. Ağrı sağ omza vurabilir. Her iki kürek kemiğin arasına vurabilir veya karında üst kadranda, üst ortada olabilir. Ana safra kanalı tıkanınca özellikle sarılık ortaya çıkar. Çünkü safra akamaz. Ve o durumda biz ağızdan girerekten endoskoplarla ana safra kanalı açılışına geliriz. Toplu iğne başı kadar bir açılışı vardır onun. Oradan içeriye çok küçük tellerle gireriz. Üstünden kanüllerle gireriz. Ve sonra balonlarla o taşı aşağıya çekeriz ve sarılığı çözeriz. Bu işleme ERCP diyoruz. Çok kurtarıcı bir işlemdir. Ana safra kanalındaki taşlar için. Ama safra kesesi boynunda tıkanma var ise o durumda erken dönemde ise hemen ameliyata vermeyi tercih ederiz. Geç dönemde bazen soğutma tedavileri uygulanır. Ondan sonra kişi ameliyata verilir. Ama sonuçta biz safra kesesindeki taşlara endoskopik olarak müdahale etmiyoruz. Cerrahi olaraktan safra kesesi çıkartılır. Tabii ki bu cerrahi işlem açık cerrahi ile de yapıldığı gibi iki kalem gibi laparoskopla girerekten laparoskopik safra kesesi ameliyatı yapılır. Kolay ve basit bir işlemdir ve kişi bu sıkıntıdan kurtulur. Safra taşı kimlerde oluşur diye düşünürsek özellikle kadınlarda daha sıktır. 40 yaşın üstündeki bayanlarda daha sık gözükür. Ama aynı zamanda kolesterolü yüksek olan insanlarda safra taşı daha sıktır. Obezlerde, kilolularda daha fazladır. Özellikle birden kilo alanlarda veya obez olup birdenbire kilo verenlerde safra taşı daha sık. Bir de oral kontraseptif dediğimiz östrojen içeren preparatları kullananlarda safra taşı daha sık olur. Bunun yanı sıra safra salgılandıktan sonra ince bağırsaklarda ilerler ve ince bağırsağın son kısmından geriye emilir. İşte bu bölgeyi tutan bir Crohn hastalığı varsa, ince bağırsak hastalığı varsa yine aynı şekilde safra kesesinde taş oluşacaktır.